Merhaba arkadaşlar, Uzman Mete olarak yıllardır insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Eğer siz de bize destek olmak isterseniz Uzman Mete YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Merhaba arkadaşlar, Windows 11'in ISO dosyası sızdırıldı. Dün Çinli bir site tarafından önce ekran görüntüleri paylaşıldı, daha sonra da ISO'nun linkleri paylaşıldı. Şu anda bu ISO dosyaları ortalıkta geziyor. İndirme linklerini videonun açıklamasında bulabilirsiniz. Ben bu videoda Windows 11'i bir sanal bilgisayar üzerine kuracağım ve sanal bilgisayar üzerinde Windows 11'in özelliklerini beraber inceleyeceğiz. Sanal bilgisayar olarak ne kullanıyorum? Oracle'ın Virtual Box'ını kullanıyorum. İşte burada gördüğünüz gibi ISO dosyasını indirdim ve kurulumu yapmak için yapacağım şey şu arkadaşlar. Bir tane sanal bilgisayar oluşturacağım önce. Yeni diyorum. Windows 11 olarak adını verdim. Sürüm olarak da arkadaşlar doğal olarak henüz burada Windows 11'i görmeyeceksiniz ama Windows 10'u seçebilirsiniz. Windows 10 64 bit olarak seçtim. İleri diyorum. Hemen bellek boyutunu sanal bilgisayar üzerinde yapıyorum arkadaşlar bu işi. O yüzden böyle bir yol izliyorum. Normal bir PC'ye kursaydım yapmam gereken bu dosyayı ISO dosyasını USB belleğe yazdırmak sonra da bilgisayarı onunla açmaktı. Şimdi bellek olarak ayarlayacağım şey hemen yaklaşık 2 katına çıkarsam yeterli olur diye düşünüyorum. Yeterli bu. Ne kadar bir disk alanı gerekiyorsun? Şimdi sanal bir sabit disk oluştur diyorum. VirtualBox disk kalıbı seçili. İleri diyorum. Değişken olarak ayarla diyorum. Ne kadarlık bir boyut ayarlayacaksınız diyor. 50 GB ayırmış ama ben 50 GB tabii ki ayıramam. Şu an o kadar disk boyutum da yok. Yaklaşık 30 GB'lık bir alan oluşturacağım. Evet, şu an hazır. Siz de kendi bilgisayarınızın özelliklerine göre boyutlandırmasını yapabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki şöyle düşünün. Minimum bir 15 GB alana ihtiyacınız var. Hatta rahat olsun diye 20 GB sanırım çok daha iyi olacaktır. Şimdi bunu yaptık. Yapmam gereken şu. Başlatı tıklayacağım. Ve buradan açılış gerçekleşecek. Sanal bilgisayar açılış yapacak. Bakın bir başlangıç diski seçin dedi bana. Hemen şuradan tıklıyorum. Ekle dedim. Ve buraya bir ortam ekleyeceğim. Peki indireceğim ortam da az önce indirdiğim Windows 11'in ISO dosyası. İşte burada. Bunu seçtim. Windows 11'in ISO dosyası görüyorsunuz. 4 GB. Seçimi yaptım ve başlatı tıkladım. Ekranı da biraz büyütelim. Ekranın şu şekilde görünmesi sanal bilgisayardan. Tabii ki normal bir bilgisayarda böyle görünmeyecek. Kurulum ekranı başladı. Bakalım çok büyük farklılıklar var mı? Neredeyse Windows 10'la aynı ekran geldi. İlk olarak dil seçmemi istiyor. Hemen kontrol edelim. Yüklenecek dil olarak sadece şu an İngilizce sürüm var. Çünkü bu arkadaşlar resmi sürüm değil. Şu anda bu geliştirici sürümü. Aşağıda muhtemelen Türkiye vardır. Zaman ve bölge ile ilgili ayarları yapıyorum şu anda. Türkiye'yi bulabilecek miyiz? Hah, bulduk. Türkiye klavye olarak da Turkish Q seçtik. Q hepimizin kullandığı standart klavye. Hemen install ekranı geldi. Install now dedim. Önce dil sonra klavye seçtirdi ve kuruluma başladık. Windows'u aktif etmemi istiyor. Fakat bende şu anda aktivasyonla ilgili bir key yok. Hemen I don't have a product key dedim. Yani bir ürün anahtarım yok dedim. Bu şekilde de kurulumu yapabilirsiniz. Yine görüyorsunuz burada Windows 11'in sürümlerinden bahsediyor. Bakalım hangi sürümler varmış geliştiricide. Home var. Home Single Language var. End sürümü var. Education yani eğitim için olanlar. Pro'lar var.
Şöyle aşağılara doğru inelim. Pro'nun eğitim için olanları, Workstation yani iş istasyonları için olanı var. Eğer bir ev kullanıcısıysanız şuradan Home'u seçebilirsiniz arkadaşlar. Sakın ola Single Language seçmeyin özellikle. Pro'yu da seçmeyin çünkü Pro gereksiz bazı özelliklerle beraber geliyor. Ev kullanıcısı için en güzeli Windows 11 Home sürümü. Evet, Next dedim. Böyle bir lisans anlaşması geldi. Bunu kabul ediyorum. Next diyorum. Burada yükseltme mi yapacaksınız yoksa özel bir kurulum mu yapacaksınız dedi. Ben özel kurulumu seçtim. Bana böyle bir disk alanı getirdi. Benim ayırdığım işte 30 GB'lık disk alanı burada var. Şuradaki new diyerek yani yeni bir disk alanı oluşturuyorum. Oluşturulacak alanı 30 GB. Yani diskteki tüm alanı seçtim. Hiçbir şey değiştirmeden. Apply butonuna bastığım zaman ve sonra OK tıkladığım zaman o benim için gerekli alanı oluşturacak. Bir de sistem için rezerve 50 MB'lık bir alan oluşturacak arkadaşlar. Şunu kendisi otomatik olarak oluşturdu. Partition seçili, drive 0, partition 2 seçili. Yani bölüm 2 seçili. Burada ekstra hiçbir ayar yapmanıza gerek yok. Bazen tabii birden fazla diskiniz varsa disk seçmeniz gerekecektir. Farklı bölümleriniz varsa yine buradan farklı bölümler seçmeniz gerekecektir. Ben sanal bilgisayarda kurulum yapıyorum. O yüzden sanki 0.1 diske, hiç üzerine işletim sistemi olmayan bir diske kurulum yapıyormuşum gibi ilerliyorum. Next dedim ve kurulum işlemi başladı. Buraya kadar neredeyse Windows 10'un kurulumuyla aynı ilerliyor arkadaşlar. Herhangi farklı bir şey karşıma çıkmadı. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu aslında şöyle 24 Haziran'da Microsoft bir etkinlik düzenleyecek. Muhtemelen orada duyurulmasını bekliyoruz. Bu Çinli siteler tarafından sızdırıldı diyorum ama çoğu zaman da bazen bir PR çalışması oluyor açıkçası. Bakıyorsunuz Çinli siteler üzerinden ya da X site üzerinden Microsoft bunları bilerek ortama yayıyor. Biliyorsunuz bu da normal bir reklam yapmaktan çok daha etkili. Evet, kurulum şu an bitti ve kendisi bir yeniden başlatma istedi. Otomatik olarak şu an yeniden başlıyor. Evet, tekrardan bir yeniden başlattı otomatik olarak. Şu an Windows 11'in ekranının gelmesini bekliyorum. Evet, yeni Windows 11 logosu ekranda görünmeye başladı. Şimdi sanırım artık o klasik Windows 10 kurulum ekranından farklı olarak karşımıza Windows 11'e ait olan ekran geldi. Bakıyorsunuz bu birazcık şeye benziyor. Windows 10X vardı fakat Microsoft daha sonra bundan vazgeçti. Sanki ondaki bazı bileşenler buna entegre edilmiş ya da bunda kullanılmış gibi görünüyor. Burada ayrıca sesli olarak bazı bildirimlerde bulundu bende. Şu anda görüyorsunuz hangi bölgedesiniz? Onu seçmenizi istiyor. Otomatik olarak Türkiye'yi seçmiş. Ben evet dedim. Doğru bölge olarak işaretledim ve ilerliyorum. Bakalım bu aşamadan sonra neler soracak? Görsel olarak daha yumuşak pastel tonlar seçilmiş. Pencerelerin köşeleri yuvarlatılmış arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önceki Windows sürümlerinde bu hatlar çok daha keskindi. Burada klavye yöntemini seçmenizi ve dilini seçmenizi istiyor. Ben Türkiye'yi bulacağım listeden. Turkish Q seçtim. Bu biraz tuhaf tabii ki çünkü ilk ekranda zaten bunu seçmiştim. Bunu otomatik olarak algılamasını beklerdim. Muhtemelen bu geliştirici sürüm olduğu için burası birazcık hatalı çalışıyor. İkinci bir klavye eklemek istiyor musunuz diyor. Skip deyip hayır, bu ekranı atlayarak geçiyorum.
güncellemeleri kontrol ediyor. Bu ISO ortaya çıktıktan sonra herhangi bir güncelleme var mı yok mu bunu kontrol ediyor. Varsa setup ekranında, buradaki kurulum ekranında güncellemeleri indirip yükleyecek. Burada arkadaşlar Microsoft hesabıyla giriş yapmanızı istiyor. Ben hemen Microsoft hesabımı yazıyorum. Eğer Microsoft hesabınız yoksa şuradan Create One diyerek yeni bir tane oluşturabilirsiniz. Evet. Parolamı giriyorum. Bir tane pin oluşturmamı istedi. Create pin dedim. 1212 dedim. Bakalım kabul edecek mi? Eğer harf ve semboller kullanmak istiyorsanız şunu seçmeniz lazım. Tamam dedim. 4 karakterli sayılardan oluşan bir pin belirledim. 1212 dedim. Geçtim. Çok kompleks bir pin istemiyor açıkçası. Windows 10'dan da alışık olduğumuz gizlilik ayarları geldi. İşte location'a erişecek, cihazımı bul özelliğini aktif edecek, kullanılan verilerin, toplanan verilerin Microsoft'a gönderilmesini sağlayan bazı ayarlar burada var. İşte size bir reklam ID'si veriyor. Bu sayede özelleştirilmiş reklamlar gösterebiliyor. Dilerseniz bunların hepsini kapatabilirsiniz ki ben kapatacağım. Şöyle kapatalım hepsini. Kapattıktan sonra accept diyerek devam ediyorum. Bu ekranda bilgisayarı hangi amaçla kullanacağınızı size soruyor arkadaşlar. Oyun mu oynayacaksınız? İşte yaratıcılık amaçlı mı kullanıyorsunuz? İşte videolar, prezentasyonlar, sunumlar mı hazırlıyorsunuz? Ailenizle beraber mi kullanacaksınız? Okul için mi kullanacaksınız? Eğlence için mi kullanacaksınız? İş için mi kullanacaksınız? Buradan seçebiliyorsunuz. Hepsini de seçebilirsiniz. Sadece oyun amaçlı kullanıyorsanız da tek bunu kullanabilirsiniz. Ben şöyle birkaç tanesini seçeyim. İş için diyelim. Videolar vesaireler izleyip internette geziniyorsanız bunu seçin. Muhtemelen bunu bu seçeneklerle bilgisayarınızı biraz daha özelleştirecek, buna uygun bazı özellikleri aktive edecek diye düşünüyorum. OneDrive kullanacak mısınız kısmına geldik. Dosyalarınızı Google, biliyorsunuz Microsoft'un bir bulut sistemi var. Adı OneDrive. Microsoft sunucularında dosyalarınızı, fotoğraflarınızı, videolarınızı tutabiliyorsunuz. Veya kendi bilgisayarınızda tutabiliyorsunuz. Ben burada Only Store Files on This Device seçtim. Yani sadece bilgisayarımda tut, OneDrive kullanma dedim. Microsoft'ta neler yeni, Windows'ta neler yeni bunu görelim diyor. Bakalım gösterecekmiş bize. Merhaba dedi kendileri. Biz de ona merhaba diyelim. Bu ekranda bilgisayarınızı kapatmamanızı istiyor. Biraz daha bekleyeceğiz. Arka planda bilgisayarımızı yüklemesini tamamlıyor şu anda. Evet, Windows 11 karşınızda işte görüyorsunuz. Windows 11 şu anda bu ekranda. Evet, dikkatimi ilk çeken şey şu arkadaşlar. Tamamen pastel tonlara geçilmiş, simgeler değiştirilmiş.
Başlat menüsü ortalanmış. Bu ilginç olmuş gerçekten. Şöyle bakalım. Bunu büyütmeye çalışacağım. Ekranın çözünürlüğünü bir arttıralım. Şöyle biraz daha büyüttüm ekranı. Daha rahat görünsün diye. Neler var? İşte bakın başlat menüsü tam ortada. Windows araması var. Daha önce videolarda görmüştüm. Bu özellik eklenmişti. Onu merak ediyorum. Pencerelerle ilgili arkadaşlar. Bakın şurada. Mouse üzerine götürdüğünüz zaman hemen bir ekstra küçük bir menü açılıyor. Buradan pencereyi istediğiniz konuma atabiliyorsunuz. Mesela sağ, sol gibi. Hemen şöyle sağ atalım. Hop sağ geldi. Dilerseniz tıklayıp eski haline getirebiliyorsunuz. Ekranın istediğiniz bölümüne buradaki seçeneklerle ve boyutunu da ayarlayarak yollayabiliyorsunuz. Mesela şu an sol alt köşeye bu ölçülerde yollamak istedim. Bu güzel bir özellik olmuş. Açıkçası benim hoşuma gitti. Görev yöneticisi vesaire gibi yerleri de bir kontrol edelim. Şöyle bir bakalım. Öncelikle menüye bakalım. Ağa bağlı mıyız? İnternete şu an bağlıyız. Saat bölümü var. Yine bildirimler var görev çubuğu üzerinde. Edge tarayıcısı var. Widgets diye bir alanımız var. Buna bakalım neler var widgetlerde. Telefonlardan da widgetlere aşinayız zaten. İşte hava durumu, haberler vesairelerin olduğu genelde alanlar. Küçük ve kullanışlı alanlar oluyor widgetler. Bunlar henüz yüklenemiyor. Acaba internet bağlantım mı yok? Hemen onu bir kontrol edeceğim. Bakalım. Evet, internet bağlantım var. Gayet güzel. Komple setup deyip ne tür bir sync etmek istiyor musunuz diyor. Bu tamamen Edge ile alakalı. Setup'a girmeyelim şu anda. Zaten Edge kullanan da çok fazla insan yok. Evet. İnternet bağlantım var. Gayet de güzel çalışıyor şu anda. Hemen şöyle genel olarak pencerelerden çıkalım. Başlat menüsüne bakalım. Edge var. Mail, takvim, mağaza var. Fotoğraflar, ayarlar var. Ayarlara bakalım. Ayarlarla ilgili bir değişiklik var mı? Simgeler değişmiş. İlk dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi bu. Daha soft renkler var. Bakalım. Burası normal. Bizim klasik alışkın olduğumuz alana benziyor. Windows isn't activated diyor. Bakalım aktive etmeye çalışırsak ne olacak onu merak ediyorum. Şu an ürün anahtarı bulamadığı için aktive edemiyor. Son derece normal Windows 10 Home olarak göründü. Versiyonunu check edelim. WinVar komutuyla arkadaşlar. Windows 11 işte burada da derleme numarasını görüyorsunuz. 21.996.1 diye görünüyor. Bilgisayarıma bir bakacağım. Şuradan gitsek. İngilizce olduğu için arkadaşlar. Computer Management, Control Panel, işte az önceki denetim masası. Şuradan dosya gezginine bir bakalım. Simgeler, evet görüyorsunuz farklı daha pastel tonlarda simgeler var. Görüntüsü böyle sanki MacOS'la farklı Linux türleri vardı. Birazcık simgeler de onları hatırlatıyor açıkçası. Bazı özellikleri aktif edemediğim için kullanamayacağım. Kişiselleştirilmedim. Bunlardan birisi muhtemelen. Bakalım işte background vesaireyi değiştiremiyoruz. Aktif ettiğimizde bunları değiştireceğiz ama bunun için de ürün anahtarına ihtiyacımız var. Setup sırasında yaptığımız ayarları buradan değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Şu başlat menüsünü mesela ortada istemeyen arkadaşlar bunun yerinde değiştirebilirler. Bakalım. Taskbar Settings bölümüne gittiğiniz zaman
Bunu buradan center değil de mesela left deyip sola alabiliyorsunuz. Şu an tabii ki aktif etmediğim için burada gördüğünüz gibi bu özellikleri de kullanamıyorum. Bu arkadaşlar geliştirici sürümü, nihai sürüm değil. 24 Haziran'da Microsoft'un bir etkinliği olacak. Muhtemelen orada duyurulacak diye düşünüyorum. İnternette bununla ilgili haberler var ama Microsoft biliyorsunuz bu tür şeyleri biraz böyle gizemli bir havada yaymayı çok seviyor. İşte bu ne yapıyor? İnternete sızdırıyor. Sonra da biz de gidip onun ISO'sunu indiriyoruz. Büyük bir heyecanla. Reklamını yapsa gidip indirmeyiz muhtemelen. Bakalım. İşte takvim var vesaire var. Ha, bilmeniz gereken bir şey var arkadaşlar. Burada veri dilekçesi diye bir şey var. Ha, nereden bulmuş? Gitmiş OneDrive'dan. Benim şu an kurduğum hesabım üzerindeki OneDrive'dan çekip bazı belgeleri almış. Bilmeniz gereken bir şey var demiştim. Bazı uygulamalar mesela not defteri. Bakalım. Çalışıyor. Bazı uygulamaları doğrudan arkadaşlar Microsoft Store üzerinden alabileceksiniz. Mesela böyle girdiğinizde artık indirmeniz gerekecek. Yani yüklü gelmeyecek. Şuraya da böyle bir akış koymuşlar. Yüklü olan uygulamaları da yüklü olan uygulamalara buradan ulaşabiliyorsunuz. All apps demiş. Şöyle tıkladığımızda da harfe göre sıralıyor. Back diyelim. Spotify, Netflix artık bunlar varsayılan yüklü gelmeye başladı. File Explorer'ı var. Notepad'i yani not defteri var. Benim gördüğüm görsel olarak değişiklikler dışında çok büyük değişiklikler yok. Hani şey gibi olmayacak. İşte Windows XP'den Windows 7'ye geçmek gibi olmayacak bu değişiklik. Sanki Windows 10 büyük bir güncelleme almış gibi görünüyor. Hani görsel olarak. Belki optimizasyonla ilgili de değişiklikler olabilir. Şöyle sağ tuşa tıkladım. Taskbar Settings geliyor. Önceden biliyorsunuz sağ tuşa tıkladığınızda bayağı geniş bir menü açılıyordu. Farklı özellikler koymuştular mı diye bakıyorum. Taskbar Settings az önce açtığım pencereydi biliyorsunuz. Şu ekranı başlat menüsünü sağa sola, daha doğrusu sola ve ortaya almanızı sağlayan bölümde. Görev yöneticisi için arkadaşlar Task Manager yazmanız gerekecek. Yazamadım. Çünkü şu an kullandığım İngilizce. Muhtemelen aktif etmediğim için de yani aktivasyonunu gerçekleştirmediğim için de Türkçe dilini seçemiyorum. Bakın. Startup Users Details. Klasik. Çok da farklı görünmedi. Şu dark moda bakmak istiyorum. Buna izin verecek mi? Hayır, buna da izin vermedi. Aktivasyonu gerçekleştirmen lazım diyor. Bayağı kısıtlı bir sürüm. Ama neler var, neler yok görebilmeniz açısından oldukça iyi. Bunu tabii ki ev kullanıcıları doğrudan bilgisayarına yüklemesinler eğer meraklı olan arkadaşlar varsa. Benim gibi bir sanal bilgisayara yükleyebilirler. Videonun burasında da sanal bilgisayar nasıl oluşturulur linkini koyuyorum. Siz buradan sanal bilgisayar üzerinde Windows 11'i deneyebilirsiniz ama doğrudan bilgisayarınızdaki tüm işletim sistemini kaldırıp Windows 11'i yüklemeyin arkadaşlar. Bu geliştirici sürümü üzerine pek çok hatası var. Pek çok kısıtlaması var. Bu yüzden sadece neye benziyormuş deyip bakabilirsiniz. Biraz sağını solunu kurcalayabilirsiniz. Böyle de kalsın. Ana işletim sisteminiz olmasın. Evet, bu videoda hızlıca Windows 11'in kurulumunu yaptık. Şöyle bir inceledik. Ekran görünüm olarak neye benziyor? Neler var? İlk göze çarpan neler var? Muhtemelen tabii nihai sürümde pek çok değişiklik olacak, pek çok yeni özellik eklenmiş olacak diye düşünüyorum. Ama şu an benim gözüme çarpan çok inanılmaz bir değişiklik yok. Görsel olarak sadece biraz macOS'a benzemiş bazı hatta bazı Linux sürümlerini de benim aklıma getirdi.
Evet. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sizin böyle bir fikriniz olmuştur Windows 11 ile ilgili. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.